Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in it. Hazır mıyız? Hazır. 2, 1. Günaydınlar. Günaydınlar. Bugün videoya... Yine çok cool giriş. Videoya girme şerefini sana... İlk önce ceketimi çek. İlk önce ceketimi çek. Özel yapım, tamamen özel yapım. Görüyorsunuz. Her daldan var. Yakın çekeyim. Ver bana, ben çekeyim. Bazılarını ben aldım. Bakın burada Harley var. Aslında bugünün anlam ve önemine ithafen... Hangisini ben almıştım? Birçoğunu sen aldın zaten. Burada görün bakın. Senin çok canavarlar. Güzel oldu, ben bayağı beğendim. Burada hemen bu tarafa geçelim. Mario. Temel Reis. Şunu çok beğeniyorum. Evet, güzel duruyor. Burada ACDC'si. Yabancı dinlediğim tek bak, grup post, büyük ihtimalle ve en sevdiğim. Burada hemen Iron Man'i koydum zaten. Anlarsınız. Gerçek Iron Man'i. Burada yakalar. Olmuş. Al bakalım. Ceket tarafı bundan sonra. Güzel bir klip oldu. Evet. Evet, bugün motobike'e gidiyoruz. Evet. Motobike 2022'ye gidiyoruz. Motosiklet ve bisiklet var diye geçiyor ama işte motosikletin ağırlıklı olduğu bol bol motosiklet göreceğimiz, aksesuarlara bakacağımız bir etkinlik. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Eşantiyon vermiyor. Hayır. İstanbul'un diğer ucunda, CNR Expo'da. Ama ben mutlu olmuştum, ne güzeldi böyle, ne bileyim. Hani kitap fuarlarında olur ya, bir kalem verirsin, bir kitap aralığı verirsin. Ama şöyle. Hiçbir şey vermiyormuş, diyor ki katalog veriyorlar. Şöyle, ne yapayım ben kataloğu? İstanbul'a gidiyorsun, standa dolaşınca orada boşta kataloglar oluyor. Belki bazen işte ne bileyim anahtarlık gibi bir şey oluyor. Heh, mesela anahtarlık. Orada, işte tamam, bazı yerlerde veriyor. Ya gidiyorsun standa, mesela bakıyorsun. Mesela bir Harley'den anahtarlığımız olmasın. Harley'den bir şey alamayız katalog dışında. Yani ben hayır, 2019'da... Hayır, ikram eşantiyon olarak. İşte eşantiyon sana katalog veriyor. Al bak, motor fiyatları... Hiç masrafa girmemişsiniz. Sizi şey, kınıyorum. Zaten... İnsan biraz masraf yapar, ne bileyim. Kitap aralığı basar, şey basar, anahtarlık basar, defter basar, bir şey basar. Belki de. İnşallah vardır. Hepsini toplarım. Ben şeyde kitap var. Kitap var, ne gidince ne var ne yok. Kitap aralıkları hani oluyor. Kitap aralıkları bedava. Kitap aralıkları işte hani. Kitap birden fazla. Hayatım. Birden fazla. Hepsinden böyle üçer anlatsana beşer. Anlatsana biraz kitap aralığını. Aralık aralık böyle. Küçük küçük espriler. Hepsinden alıyordum. Çok güzeldi. Şimdi biz gidelim Söğütlü Çeşme'ye. Oradan yine büyük ihtimalle açarız. Yolculuk başladı. O zaman biz gidelim. Sonra yine görüşürüz. Long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Evet, çok zorlu bir metrobüs. Beni çekme ama. Bana verirsen kamerayı ver. Kolumuzu ne erdi kardeşim? Ne kadar sürdü? 45-50 dakikalık bir metrobüs yolculuğundan sonra. Yoruldum ya, ben geri dönebilirim şu an, çok yoruldum. Akşam oldu işte. Şimdi metroya geldik. Metroda bir durak gittikten sonra ulaşacağız. İnşallah, inşallah. Az kaldı, az kaldı. Çok midem bulandı. Bu arada hava yine kapalı. Hava kapalı. Biraz sıcak ve evet, değişik bir havadır. Girmeden 2 dakika şurada yaptığım büyük salaklığı anlatayım. Evet. Evet, dünyanın en salak insanlarından biri olarak. Cüzdanımı unuttum. Yani bir de o kadar plan yapmıştım. Para falan böyle ayırdım onun için. Dedim ki gider bir şeyler alırım falan. Ama gel gör ki tam metrobüsün orada. Tam da geldiğimiz anda. Evet, bu ben de yapıyorum bu arada çok fazla. İki kere de o unutmuştu zamanında. Ya da ben mesela elimde poşet var, yürüyorum. Sonra bir anda poşet yere düşüyor. Ben yürümeye devam ediyorum, fark etmiyorum. Söylüyorum ki elimde poşet vardı. Sonra bir bakıyorum, önceden düşünmüşüm falan. Ama hiç hissetmiyorum. Bence bu bir hastalık falan olabilir. Biz de böyle bir şey olabilir yani. Bunu ama ben ilk kez unuttum. Tanısı olabilir. Doktorlar. Ben ilk kez. Necdet. Evet. Necdet evet, yorumlara yazsın. Aktif zaten şey yorumlarda. Bunun bir şey olabilir yani hastalık adı. Sen ilk defa mı? Evet, ben ilk defa bir şeyim unuttum. Evet, genelde unutmuyorsun. Bakalım şimdi metroya, ondan sonra motobike'da görüşürüz. Çok heyecanlıyım. Metroya bindik. Hayır, metroya bindik için gidiyorum. Evet, değişik bir metroya bindik. Özel grup. Ben de sabah kahvaltı yapsak da. Yok, 5 saat sürdü için. Bir de midem bulamıyorum. Orada yeriz bir şeyler. Var mı orada?
bar var, yemek yerleri falan. Gerçekten mi? Eşantiyon vermiyorlarsa çıkartırım. Eşantiyon derdi. Böyle zengin oldum. Toplaya toplaya. Yapacak bir şey yap. Çok güzel tutmuşsun ya. Evet, güzelmiş bayağı bu arada. Harika farklı. Zeytin. Çok tatlı. Taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new... Kendi reyonunu buldun, ne düşünüyorsun? Çok mutluyum, bunlardan bir tane altıma düşünüyorum sana. Dört tekerli mi? Hayır, iki tekerli. Büyüdük o kadar da değil yani. Dengini koruyabiliyorsun yani. Ama püskülü olsun. Püskülü olacak. Bunlar tepesi nasıl? Tepesi de olsun. Bak. Bunlar çok pembe. Ben biraz daha toz pembe bir şeyler arıyorum. Ne arıyorsun? Toz pembe bir şeyler. Toz pembe. Tamam, biz bir bakalım. Biz bir bakalım. Ama alacağız değil mi? Tamam, söz alacağız sana. Şu an Datça'dasın. Saçların uçuşuyor. Çok güzel. Lan alalım. Öyle. Hadi bakalım. Çok güzelmiş. Ama bu rengini istemem. Mutlu musun? Mutluyum. Bir sürü şey aldım. 5 tane falan katalog aldık. Ama her gittiğimiz yerden de sadece katalog alabiliyoruz. Evet. Motor fiyatları çünkü uçtu. Çok uçtu. Sevindim. Çok güzel. Yakıştı mı Vespa'ya? Bence yetişti. Sormam, direkt cevap falan. Bir otur. Düşerim ben. Ya düşmezsin, frenli o. Ya hiç güven vermiyor. Hadi hadi. Kapısını aç, öyle oturmayı dene. Güzelmiş. Geç sen otur. Oradan değil kapı, şuradan. Sen aç, ben kırarım. Biraz küçük kaldın ama. Ekranı büyük ama. Küçük kaldım. Ben küçük kaldım. Araç küçük kaldım. Geleceğim mi? Öğrendim acele. Açtım. Bu da merak edene, özelliklerine. Biraz bilgi ver araç hakkında. 1000 cc'ymiş. 25 litre yakıt tankı kapasitesi. Hemen diğeriyle yorumlarını alalım. Bu biraz daha büyük. Aileyseniz 4 kişi sığmaz mı? Evet. 2 3 evet 3. Bir tane de çocuğunuz varsa oturabilirsiniz ama çocuğun büyümemesi lazım. Peki bu mu yoksa şu mu? Esprim güme gitti. Tamam, boş ver esprimi. Bence öbürü. Öbürü mü? Evet. O daha kompakt ve daha tatlıydı bence. Bu biraz şey, gösterişli. Gösterişli. Tam senlik işte. Tam benlik ama işte gerek yok. Ben öbürüne daha çok oldum sence? Buna daha çok yakıştı. Bu mu? Bunu bir boyatırız ama rengini beğenmedim. Hangi? Pembeye mi? Hayır, maviye. Maviye. Hadi in şimdi, bir zarar vermedim. Sen de gelsene yanıma. Yok, ya gel ya. Sür. Olduk ha. Hayal edebiliyor musun? Bunun da istemiyorum ya. Buna o kadar para vermek istemiyorum. Bence de. Karavan var mı bu fiyata? Zor. Gerçekten. Zor. Niye ya abi? Ne kadardır bu? 400. Aynen 430. Öbürü 430 sanırım. Bu da o civarda bir şeydir. Biraz içini göster. Burada vitesi var. Kornası burada diye düşünüyorum. iPad ekranı var. Biraz adamı ben dinledim de size. Şey, burada su koyabilirsiniz. Pedallar. Pedallar.
Benim ehliyetim var da. Otomatik galiba. Benim ehliyetim, hayır, bu düz vites. Düz vites mi? Vitesi var burada. Bunun debriyajı nerede hayatım? Düz vitesi. Ama bu ne o zaman? Hayatım otomatiklerde de vites var. Hayır ya. Ya sen otomatiklerde de bak işte ileri geri adamı boş. Çok sevdim. He, yani, ararsın sonra. Adam çok tatlıydı. Şuradan buradan tutunamıyorsun. Mesela oradan tutunabiliyorsun. Buradan niye tutunamıyorsun? Tutunuyorsun işte. Mesela bagajı var arkada. İnce onu da gösteririz. Bakın şurada. Üç aileysin. Alabilirsiniz. Çocuğunu aldım diyene 400 bin lira. Mezata döndü olay ya. Ürün tanıtıyor. 5-6 yaşlarında çocuğunuz. Sonra satıyorsunuz çocuğu. Büyüyünce, binlerince. Arabayı satsak. İyi tamam, hadi devam. Para verdim. Çocuğa daha az masraf yaptım. Biz devam edelim, hadi. Yakıştı ha. Nasıl? İşte ancak fuarda oturabiliyoruz. Niye öyle diyorsun ya? Güzelmiş, bunu alabilirsin, beğendim. Sen de buraya oturursun. Çok komik olsun. Sen söylüyorsun. Bak ekranı bile var, öyle küçümseme. Telefon koymuşlar. He? Telefon gibi ekranı var. Evet. Değil. Güzelmiş, bundan alsak mı? Bence alalım. Böyle gideriz Kadıköy sokaklarında. Bagajı var mı? Sen otur. Evet. Öne otur. Yakıştı. Buraya da seni alacağım. Olur. Almasam daha iyi olur. Bence de. Ben binmem buna. Korkarım. Çok güzel gözükmüyor mu? Git uzaktan çek. Şuradan çek. Böyle geliyorum. Gel. Acayip sinematik çektim. Çok güzelmiş. Ama bunu boyatırız, olur mu? Ya ne? Güzelim ama motoru niye boyatıyorsun ya? Ya beğenmedim rengini. Bu ne ya? Her şeyi boyatamayız. Ucuz gözüküyor. Playing got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change slowly. Şu an halen showroom'da yedik. Bana çok yakışan düşündüğüm bir tişört. Ben bayağı beğendim ama üzücü olan ne acaba? Güzelmiş. Nerede yatak göremiyorum. Evet. Şu mesela. Çok güzel. Bana da güzel olur ama işte. Bak bu da yani. Aa bak. Bir de korumalı bu. Senin var mı böyle? Var. Şurada bir tane toka beğendim. Hazırsanız. Şunu. Bir de şunu. Yani bu daha halli olduğu belli. Şey. Toka beğendim işte. Bak çok güzel değil mi? Güzel. Ama ne kadar? Nerede fiyatı? 270 lira. 270 lira ben niye bu tokaya vereyim? Gel şuraya bir kısım çekelim. Biraz bakalım. Seni beleş bir şeyler alabilmek için bakmak. Oradaki eşantiyonlardan almak için yalandan hiç anlamadığı yerlere bakıyor. Çok iyiymiş ya bak. Ne bu hayatım? Bu şey. Şu ne mesela şu? Böyle motora takılıyor. Ha, neresinde? Önüne. Ha, i̇yi gidiyorsun şu ana kadar. Şunlar ip atlamak için. Hadi gidelim. Evet. Şunlar ip atlamak için. Şey. Hoş geldiniz. Merhaba. Kaldı bir tane. Aa bak şu güzelmiş.
Şuradaki. Ne? Şu bak. Şu. Şu. Böyle demeseydin ya, yalandan. Yalandan beğenseydin. Bu kanalda. Bu kanalda dürüstlük var. Aynen. Deyip üst üste yalan. Ama güzel diyor. Şimdi kapat. Tamam, kurgu yapalım orayı. Ben basmamışım. Bir daha söyle. Hayır. Bir daha söyle. Ay pardon. Hayır. Adımı nereye yazdıracaksın? Kalbime. Adı... Hayır. Ama bak buradan çek. Tamam mı? Ağzını işte. Hayır, adımı plakaya yazdıracaksın değil mi? Adını öyle plakayı dedim. Nasıl yazdırayım? Plakaların öyle... altında plakalar. Ya, tamam yani. İşte. Tamam bak, gel burası güzel. Burası güzelmiş. Neler var? Şuna merhaba. Biliyorum standları. Geçen sene olmadığı için. Biliyoruz gibi. Hiç konuşmuyoruz değil mi? Çok güzel bir şey bulduk da. Onu deneyecek şimdi. Hazır mısın, heyecanlı mısın? Çok. Bir tık uzun gibi geldi ama. Bak, 6'dan bir tane kalmış. 6 ya. Ya çok güzel oldun. Büyük oldu ama. Tamam, bol bol yersin işte. Çok büyük ya. Bir soralım mı? Başka vardır bedeni belki. Yoktur herhalde. He? Yoktur herhalde. Bir soralım ya, bak 3x large kadar varmış. Ha yok. Ha burası 3x large beden. Aynı yerde 5 tur attıktan sonra çıkışı anca bulabildik. Ve saatte çıkışı bulduk. Gururumuzdan da sormuyoruz. Ben buldum ama çıkışı. Evet. Eşek kadar yazıyor çünkü. Hayır, dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz. 10'dan iniyoruz aşağı 11. 11'den tekrar 10'a geliyoruz. Böyle bir döngüye girdi. Ben bunu 2-3 kere yaptık. Yani. İnşallah çıkacağız. Ben hala kapı falan göremedim ama. Artık... 3 saate yakın oldu. Böyle ya. Bir açlık, bir susuzluk vurdu. Biraz bir bayağı aç. Burada da biraz bakındık. Anlat istiyorsun. Evet, biraz bakındık. Ya bakınmaz yemek olaydık. Yani, yemek yerleri var ama bir böyle işte restoran görüyorsun. Yani şundan çıkış var. Evet. Yani bir İzmir köfte yiyeceğim, tamam mı? Hani böyle ev yemeği yapan. 3 köfte yani. Koyuyor, 3 patates üç koyuyor. 3 patates, bir de hani domates, biber atıyor. Güzel gözüksün diye. Ne kadar olabilir? Bir İzmir köfte ne kadar olabilir? 80 lira yazıyordu. Yani. Allah aşkına yani. Ya sadece bize mi öyle geliyor? O da ayrı bir şey. Evet. Hayır yani bir tane anne sen istiyorum. İzmir köfte nasıl 80 lira olabilir ya? 80 lira. Şey, pilava yazmış 30 lira. Hadi pilav mı? Ben gidiyorum evimin oradaki mis gibi yemek yerinde. Yiyorum. İki kişi ne kadar? 100 lira falan. 100 lira mis. Burada diyor. İzmir köfte 80 lira. Şok oldum. Hayatımın şokunu yaşadım ha. Bunu uzun süre atlatamayacağım. Biraz kendime yerim. Orada bir sinirlendik ama. Evet, bayağı sinirlendim. İyisiyle kötüsüyle bir fuar gününü bitirdik. Evet. Bizim eğlenebildiğimiz kadar umarım sizi de size de gösterip eğlendirebilmişizdir. Yavaş yavaş da artık eve geçme zamanı. Yolumuz uzun. Evet, yol 3 saat sürdü hiç. Bir şeyler aldık. Güneş kötü gözü burada. Evet, bir şeyler aldık. Onları giyince görürsünüz. Yani. Bakarsın. Bir ara görürsünüz. Şimdi çıktık. Güzeldi. Ben de eğlendim yani. Ben sıkılırım diye düşünüyordum açıkçası da. Bir sürü motor var. Güzeldi. Evet. Şeyler de vardı. Vespalar. Benim işimi ben... Özellikle Vespa bölümüne baktım, sonra benim işim bitti zaten. Şaka şaka. Sağ ol. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.